Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamlar Eküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Tarih ve insan programında daha karşınızdayız efendim. Tarihçi yazar <laughs> Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk Mustafa Ayağınızın Bey. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Öyle oldu. <laughs> e, Fransa Viyen'deymiş hocam. E, dolayısıyla ne gün döndünüz hocam siz Fransa'dan? Pazar gece döndüm. Pazar gece döndünüz. Evet. Berat gecesini diye. orada mı ihya evet, ettiniz? Evet orada ihya Maşallah güzel. Şimdi o programı da konuşalım. Bu arada ben açılışta diyorum ya Lale Gül TV ve Lale Gül evet, FM diye. Evet evet. TV tamam da FM ile ilgili e, sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Ama çok güzel. Yakında inşallah Lale Gül FM tüm Türkiye'de yayında olacak. İnşallah. Ama tabii yine izleyenlerimizin desteğiyle olacak hocam. Aynen. aynen. Böyle bir güzellik var. Ee, sevgili dostlar bunu programın başında ifade edeyim efendim. Lale Gül Vakfının bir kuruluşu biliyorsunuz. Lale Gül TV ve Lale Gül Efem artık Lale Gül Vakfının bir kuruluşu. Dolayısıyla e, Lale Gül Efem bizim ilimizde de çeksin. Ben de arabayla giderken ya da evde <laughs> çalışırken Lale Gül Efemi <laughs> dinlemek istiyorum. Diyenleriniz varsa efendim, Lale Gül vakfına yapacağı bağışlarla kendi iline Lale Gül efemi getirtebilir. Hani eskiden şeyler <laughs> var, bizim köye suyu benim dedem getirmiş ya falan diye böyle. Hani anlatılır ya. Sen <laughs> Doğru, de Lale Gül öyle. efemi getir kardeşim yani köyüne, kentine çok da değil hocam. Yani şöyle söyleyeyim, bazı illerimizde 5-6 bin lira aylık, 5-6 bin lira ödeyerek Lale Gül efemi o şehre getirtebiliyorsunuz. Çok, doğru. Çok büyük şehirlerimizde 25 bin lira, liralara kadar çıkıyor bu iş ama e, damlaya damlaya göl olur. Hani imece usulü bile halledilebilir. Doğru. Ya da bir baba yiğit çıkar. Ya der benim memleketim işte atıyorum e, Giresun, ne bileyim Erzurum. Ben buraya yayını getirmek istiyorum der. Kaç para... Konuşur Lale Gül Vakfı'yla ne kadar Erzurum'un maliyeti? Evet. 5 bin lira, 6 bin lira. Tamam ben bunu karşılayabilirim der. E, aylık 5-6 bin lira destekle Lale Gül Efemi şehrine getirmiş olur. E, bütün hem hemşehrileri de Lale Gül Efemi dinler. Bu milli manevi yayınlar hocam sizlerle de konuştuk evet, ya daha evet. önce. Yani çok önemli hakikaten değil mi? Yani artık yabancı menşeili bu e, platformlar, yayın platformları... Gençlerimizin dinini, diyanetini, ahlakını, ananesini neyse artık yani her şeyi mahvedip atıyor. Aynen. Ya bak şimdi mesela gene konu başlıklarımız arasında din kültürü öğretmenine yapılan bir ahlaksızlık var evet. öğrencilerin. E nereden bu çocuklar nasıl yapıyorlar bunları? İşte nereden çıkıyor? TikTok'tan şuradan buradan evet. görüyorlar etkileşim almak için, kendilerini izletebilmek için maskaralıkları orada sergiliyorlar. E, okul oranın onun yeri mi? Değil. Biraz işte burada bizim gençlerimize iyiyi, güzeli, doğruyu gösterebilme noktasında bu milli manevi yayınların büyük ehemmiyeti var. Doğru. Dolayısıyla efendim bu bilgiyi de aktarmış olalım. E, sıcak bir gelişmeydi esasında bizim için bu. Duyurmuş olduk hocam. <laughs> Mustafa Bey bu heyecanınızı anlıyorum. Yani... <laughs> evet değil mi? Çok heyecanlı <laughs> başladık. <bahsettik>. Yani <laughs> bu size söz hakkı çok, veremedim. Çok önemli bir faaliyet. E, şimdi e, bazen rastlıyorum Cübbeli Ahmet hocamız. Evet. İşte 10 e, tane külliyeye bedeldir. Diyor. Değil evet, mi? Tabii. E, bir Bu yayının gitmesi. Tabii. Bir bu sohbetin yayının, ulaştırılması. Bir sohbetin bir ulaştırılması işte 10 tane 100 tane külliyeye bedel. Evet. Bu sözü boş bir söz görmemek lazım. Evet. 17. asırda bir Osmanlı tarihçisi diyor ki Mesacidi meabitko adem yap. Kabe yapmakçadır adem yapmak. Allah, Taş Allah. ağaç kaydı ne lazım şahım? Yaraşır şahlara Adem yapmak. Mescidi ve mabedi bırak. Evet. Adam kazan. Bir adam kazanmak Kabe'yi yeniden inşa etmek gibidir. Evet. Mustafa Bey, bir adam kazanmak Kabe'yi yeniden inşa etmek gibidir. Taş, ağaç kaydın. Ne lazım şahım? Şahlara, padişahlara taşla, ağaçla, toprakla uğraşmak yakışmaz. Yaraşır şahlara... Adem yapmak. Yani insan Şimdi, yetiştirmek. İnsan yetiştir. Evet. Yani iyi insan, kaliteli insan, insanı yetiştirmek kadar önemli bir şey yok. Yani bunun kıymetini gerçekten anlamak lazım. Bunun kıymetini bilmek lazım. Asıl hizmet, asıl hizmet bu. Ya bugün insanlar bakıyorsun işte şeye gidiyor, Ömre'ye gidiyor. Hani farz olan haççı, bir tarafa bırakıyorum. Ömre'ye gidiyor, oraya gidiyor, buraya, gidiyor, buraya. Valla bunların yüz tanesi bir adamı elde etmeye cevabına evet. erişmez. Bunların bilinmesi lazım, bunun kıymetinin anlaşılması lazım, bunun yapılması lazım. Ben bu noktada e, emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah, razı, Allah olsun. razı olsun. Şimdi biz hakikaten yağımızla kavrulmak diye bir tabir var ya hocam, yağıyla evet. kavrulmak. Biz hakikaten bu zamana kadar yağımızla kavrulduk. Evet. Yani yayın Cılık işi kolay iş değil, zor iş, çok masraflı. Yani öyle böyle masrafları yok. Uydunun kirası ayrı, rütüye giderler ayrı. Ne bileyim çatıya anten dikeceksin, al işte 20, 124 noktaya verici koyalım diyoruz. E onun yakacağı elektrik var, kira bedeli var. Tabii. Bulunduğu kulenin, direğin vesaire. E bunlar hep gider. Bunlar da buradan çıkıyor zaten. Yani Aynen. o e, sevgili izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden diyoruz ki yani Lale Gül efem atıyorum Manisa'da olsun mu? Olsun. Manisa'da olabilmesi için kaç para aylık gideri var Manisa'nın? Diyelim ki 6 bin lira, 7 bin lira. E bunu eğer sponsor olarak sen destekleyebilir de bunu e, verebilirsen Manisa'da olur Lale Gül bitti, Efendim. Bitti, bitti. Bitti bu kadar. Ha Manisa'da kadar. atıyorum 100 kişi dinler, bin kişi dinler, 10.000 kişi dinler hidayetine vesile olur. Öyle nice hikayeler var ya. 5 dakikalık bir sohbetle adamın hayatı değişebiliyor. Öyle. 5 dakika. Evet. Yani bir saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik sohbetin 5 dakikalık bir, bir kısmına denk gelmiş bir adam. Bir cümlesi, Heh, bir cümlesi bazen. Oradan hayatı Abi, değişebiliyor. Değişir, yani değişir. niye siz buna vesile olmayasınız Aynı. yani? Bunun tabii <laughs> Açacaksın hizmeti, hizmeti insanlara. Gelin diyeceksin yani. Bu bir yağma. Hani evet. bir yağma açar sultan, herkes koşar oraya evet. yemek için. Bu da bir yağma. Niye? Buradan da kapacaksın, evet. alacaksın. Ben de bu hizmette bulunayım, ben de içinde. Üç, beş, az çok. Orada bu da bir yağma. Eski Türklerde yağma çok meşhurdur biliyorsun. Evet. Sadece yemek için olmaz yağma. Bazen de oradan bereket kapmak, hı hı. hisse kapmak için de yağma olur. Bu da ahirete gider yani. Evet. Çok önemli. Şimdi e, bu meseleyi dile getirmiş olduk efendim. Artık bu haber, bu gelişme size emanet. Artık ucundan kıyısından bir şekilde tutun. Şimdi neresi başladı? Hocam e, şimdi biz Mardin'e Mardin yani Marmara yerine? bölgesindeydik Lale Gül evet. FM olarak. İlk kez bu bölgenin dışında Mardin'de yayınımızı açtık. Ve Yakın zamanda inşallah Trabzon açılacak. Sırayla büyüyecek bu. Sırayla böyle başladı. Çok güzel. 81 vilayetimiz inşallah. var. Her birinde olmak istiyoruz. İnşallah. En dip bucağına kadar yani. İnşallah. Her yerde i̇nşallah. bangır bangır çeksin istiyoruz Galegül Efendim. İnşallah. İnsanların e, hakikaten yani şöyle radyo radyo gezerken bir denk gelmesi, Cenab-ı Hak'tan bahseden sohbetler, <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin anlatıldığı sohbetlere denk gelmesi. Yani bambaşka bir şey. Şimdi daha, daha da çobanlık yapıyor diyelim ki bir abimiz. Dolaşırken dolaşırken, türkü dinlerken hop bir geldi Lale Gül efendim. Allah Allah bir hoca çıkmış orada. Anlatıyor. Dini, diyaneti anlatıyor. Bir hoca çıkmış orada tarih anlatıyor. Yani şimdi din, diyanet elbette önemli ama tarih, şuuru da önemli değil Aynen. mi? O da önemli. Aynen. Yani dolayısıyla inşallah ee, bu izleyicilerimize, aziz dinleyenlerimize emanet. Lale Gül Vakfı'nın iletişim adresi de 0212 923 0212 efendim. Burayı arayarak, mesai saatleri içerisinde burayı arayarak bilgi alabilirsiniz bu meseleden. Dün akşam Balevi anlatıyordu bir şeyler bu neymiş ne değilmiş bize bir izah edin deyip sorabilirsiniz <laughs> yani. Hocam Fransa Viyen nasıldı? Ha, çok güzeldi. Öyle yani mi? gerçekten enteresan Peki bir duymadığımız bir yer. Lyon'a bağlı <laughs> bir kasaba hmm. 45 dakika bir saat mesafede. Bağlı yani. Evet Lyon'a bağlı. 50 bin nüfuslu bir yer ama tarihi bir şehir. Hı hı. Onun için de güzel de bir şehir. Ortasından da Rön Nehri akıyor. Mustafa Bey yani 4 bin tane Türk var orada. 50 bin. Maşallah. Abi, yani. Hani biz bazen böyle... Onda biri, her on kişiden biri Türk, Türk o zaman. Türk tabii, bir de bunun yanında başka Müslümanları da hesap et, on bin Müslüman de. Maşallah. Yani, evet, bazen biz böyle burası orası derken işte evet. Türkler de dünyanın her yerinde. Evet. Düşünün elli bin nüfuslu bir kasabada. 4000 ben gezemedim yani şöyle bir etrafı gezelim. O oh, Ahmet Hoca burada gel çay içmeye, kahve <laughs> içmeye, yemek yemeye. Dükkandan bağırıyorlar ya diyorum bizim ilçede miyiz? Evet. Anadolu'da bir kasabada mıyız? Hiç yani öyle geziyorsun Mustafa Bey. Yani Lale Güle selam gönderdiler. Cübbeli Ahmet Hocama selamlar getirdik. İnsanlar izliyorlar bizi oralardan. Evet. Bak Türkiye'ye ulaşırız diye heyecan duyuyoruz. Lyon'un e Lyon'un eee Vienne kasabasında Vien bizi izliyor orada Gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız, dostlarımız. Ve gerçekten çok güzel hizmetler var. Ben orada Milli Görüş e, teşkilatının davetlisi olarak gittim. Ya çok kıymetli hocalarımız var. İsmail Ağa'dan yetişmiş hocalar var. Hı hı. Orada gençlerimize Kur'an-ı Kerim Kandil gecesiydi biliyorsunuz. Kandil evet. gecesine uygun olarak programlar yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'ler, o gençler, yani orada Anadolu'da yaptı, yapılan, yapmamız istenen, beklenen o hizmetler aynen Viyen'de devam ediyor. Ve kalade memnun oldum. Yani çok güzel hizmetler, Cenab-ı Hak e, hizmetlerini daim eylesin, gayet güzel. İnsan çok uzaklarda bir yerde, Fransa'da bütün bu hizmetlerin içinde bulunmak, bir kandil gecesini ihya etmek Kur'an-ı Kerim'lerle, Farklı bir duygu Mustafa Bey. Gerçekten evet. çok hoş oldu. Ee, biz çok güzel hocam. Onlara yani Allah pralları. razı olsun. Ee, teveccüh buyurmuşlar. Yani bu, bunlar çok önemli ya. Evet. Ya bu çağırmaları, davet etmeleri, istifade etmek istemeleri, sahip Aynen. çıkmaları bunlar çok kıymetli. Bula, bravo ya tebrik ediyoruz yani <laughs> Viyen kasabasında yaşayan Türk kardeşlerimize selam olsun Müslüman kardeşlerimize daha çok çağırsınlar. Bunu İnşallah. gören Almanya'da Ahlen'deki <laughs> grubetçimiz durur mu? Haftaya <laughs> o da çağırıyormuş filan. <laughs> <laughs> Güzel. Benim pasaportum yok. Beni falan çağırmayın. Ben Çünkü bir dünya iş yani. Ben bürokrasi işlemlerini hiç sevmem zaten. Ee, dolayısıyla hocamı bol bol çağırın efendim. Bu arada dünyada tabii değişik hadiseler yaşanıyor. Hocam bak <laughs> bu hafta en çok konuştuğumuz şu bir iki gündür bir hadise zaten. Bir Amerikan askeri e, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki olarak ben bu soy kırımın parçası olmak istemiyorum deyip benzin döküp kendini ateşe verdi. Ve hayatını da kaybetti. Şimdi Twitter vesaire bunlar çalkalanıyor, bunlar falan konuşuluyor yani. E, Gazze apayrı <laughs> bir şey ortaya koydu yani dünyanın kucağına evet. böyle evet. bambaşka bir meseleyi koydu. İsrail habire baskılıyor, aman konuşulmasın, duyulmasın, Aynen. gizli kapaklı ne yapabiliriz gibi filan. Ama artık vicdanlara sığmıyor yani bu hadise ee, ve insanlar tepkilerini gösteriyor. Türkiye'de de belli başlı evet. tepkiler var elbette. Daha fazla olsun istiyoruz tabiatıyla. Ee, nasıl değerlendirirsiniz mesela bu hadiseyi siz de duymuşsunuzdur bunu? Duydum, yani gelince duydum özellikle. Gerçekten çok çarpıcı bir hadise. Yani e, isminden muhtemelen Yahudi de olduğu anlaşılıyor. Net hmm. şey demedim. Amerikan vatandaşı ama Yahudi olabilir. Yahudi asıllı e, olabilir o. İsminden öyle anlaşılıyordu. İsrail konsolosluğunun önünde e, bütün e, şeye servis ederek sosyal medyada evet. ve e, belki kendini kaybedinceye kadar Filistin'e özgürlük diye bağırmak suretiyle orada büyük bir tepki ortaya koyuyor ve siz de söylediniz ben bu şeyin daha fazla işte bu katliamın müsebbibi olmak istemiyorum burada hı hı. acaba Amerika bunun neresinde bu hava kuvvetlerinde bir kişi hava hı hı. kuvvetlerinde bunlar bombalama bir takım şeylerde mi bulundular nasıl bir durum büyük yani e, ciddi manada dünyada ses getirecek bir hadise böyle birisinin bu ifadelerle ve bu şekilde büyük bir tepkiyle bunu gerçekleştirmiş olması bana göre gerçekten çok önemli. Yani gelecekteki tepkiler, gelecekte bunun duyulmasının Amerikan toplumunda meydana geteceği travma, ya bunların hepsi önemli dediğiniz çok mühim. İsrail bastırıyor. Bir gün patlar bu. Büyük bir patlama meydana gelebilir. Onların bir tanesinden biri de bu olabilir yani. Bazen ee, bu tip hadiseler büyük patlamalara yol açabilirler. Ve bu aynı zamanda bizlere de bu hadiseyi yani bu katliamları susmamak. Ya artık bıkkınlık verdi. Devam ediyor. Durmuyor. Durduramıyoruz. Önleyemiyoruz. İşte bir şey yapılamıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Susalım. Bırakalım. Kendi haline terk edelim dememek lazım. Yani bunu aynı şekilde, aynı ciddiyetle, yoğun bir şekilde işte sosyal medyasında konuşma, paylaşma, boykot ediliyorsa boykot aynı oranda devam ettirmek lazım. İsrail nasıl duyulmasın, konuşulmasın diye uğraşıyorsa inadına duyulsun, konuşulsun, anlaşılsın, tepki konulsun diye mutlaka bunu devam ettirmek lazım. O kadar cüretkarlar ki bugün yarım milyon insandan fazla kişi refah bölgesinde değil mi o kapısı yerinde e oraları bombalıyor artık yani korkunç bir olay bu adam belli durmayacak devam edecek e o devam ederken Müslümanın durması olur mu yani Mustafa Bey e, dün bir sosyal medyada mı bir yerde de böyle bir rast geldim ya diyor e, İslam ülkelerini de boykot etmek lazım ya gerçekten haklı hoşuma gitti yani şu biz bazen İsrail malları işte boykot derken bir yönüyle İslam ülkelerini de boykot etmek lazım. Yani Türkiye'nin işte yine aklıma geldi. Umre boykot et kardeşim gitme o zaman. Şeye harca o parayı. Refah'taki hani diyelim ki şeydeki insana parayı ulaştıramıyoruz. Refah'takine ulaştırırsın. Garip Filistinlilere ulaştırırsın. Birilerine ulaştırırsın. Ya verme oraya. Suudi Arabistan'da bunu görsün. Bu sadece İsrail'in malına boykot değil. Müslümanın da boykot olsun orada gitme Suudi Arabistan'a. Adamların zerre umurunda değil. Hiç oyunlarında, eğlencelerinde, zevklerinde hiçbir şey de hissetmiyorlar. Ya niye Türkiye'den insan gelmiyor? Niye dünyadan insan gelmiyor? Desinler bunu düşünsünler. O da Filistin'i hatırlasın. Ya Filistin'i hatırlasın. Sadece ona değil, ona göz yumanın, onu konuşmayanından mal malına boykot et. Bir takım şeylere madem öyle boykot, bu adam yapıyor. Görevi icabı bunu yapıyor. Biz onun karşısında duruyoruz. Onun karşısında durmak da birilerinin görevi. Kendi ülkemizde de hani az duruyorsa daha çok ne yapman lazım diyoruz. Daha çok bir şeyler gösterebilirsin diyoruz. Göstermelisin diyoruz. Evet gösterdiğinde elinden geldiğinde şüphemiz yok ama daha fazlası da olacaksa yap diyoruz bunu Bunu bazılarına da göstermek lazım açıkçası evet. Ben yani de bu... hocam bu umreye gitme meselesinde şöyle düşünüyorum Aslında daha çok gitmek lazım ki bu Suudi Arabistan'a daha başka bir mesaj ha işin sonunda Suudi Arabistan <laughs> para mı kazanıyormuş umre ibadetimizden Ya zehir zıkkım olsun ama benim orada kendimi göstermem, Bak arkadaş ayağını denk al. Bu toprakları ben yalnız bırakmam. Evet şimdi bu zamanda senin kontrolünde buralar ama seni de yakından takip ediyorum. Hiç de güzel işler yapmıyorsun. Bu aralar zaten o be. Muhammed Selman ama şey e, layıkleştirme çabası tabii, içerisinde kelime-i tevhid bayrağına çıplak mankeni sarmış bilmem yani. ne yapmış. Böyle garip bir adam yani şu anda statlar yaptırıyor bilmem neler yaptırıyor. Suudi Arabistan'ın apayrı bir yüzde tanıtmak istiyor filan. Yani e... bizim diyanetin hoşuna gitmez. Oraya e. gitmemek. Onlar umurunda olmaz. Onlar için Öyle sen mi? gitmen orada bulunman. Yani geliyorsun zaten yıllardır ama gitmemen onların dikkatini çeker. Onlar için para. Onların da dini imanı öyle para. Bir, bir, bir de uşak Amerika'nın ama bu dünyada ses getirecek. Türkiye boykot etti. Türk insanı boykot etti. Gitme kardeşim bir yıl. İşte gidemedin. Bir hastalık girdi. Gidemedin durdun. Gitmedin. Bu defada Filistin için gitme. Ömreye gitme. Farz olan hacı bir şey demiyorum. Ona da bir defa gittiysen tamam. Fa farzın yerine geldi. Vallahi ben bazı şeylerde e, net tavır koyabilmek lazım. Şazi düşüncem. Bizim diyanet de yapsın bunu. Gitmiyoruz desin. Onlar da para kazanıyor. Gitmiyoruz desin. Gitmesin. Ne bileyim, Kuruluşlar yani. bazı. Yani gidilmesin dediğimiz yerde de ne bileyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Kabe muazzama var. Yani ne Abi, bileyim yani zor ya. Başka türlü şey yapalım biz bunlara boykot edelim ya bu hey, Suudi Arabistan'a. Dubai'ye gitmeyin kardeşim. Ne işin var Dubai'de? Zaten Dubai'ye de Müslümanlar gitmiyor. Genelde hep bakıyorum. Valla Mustafa Bey. Ki Dubai apayrı bir yer ben olmuş. Ben kendi şeyimize de bakıyorum. Memlekette sıkıntı değil mi? Yerine göre hep neden bahsediyoruz? Memlekette ekonomik sıkıntıdan bahsediyoruz. Bir taraftan da. Hı -hı. Zaman geliyor bu gizlenemeyen neticede bir şey. Bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Yunus'un bir beyti çok hoşuma gider benim. Dürüş kazan ye yedir bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyerektir bir gönül ziyareti. Dürüş kazan çalış çabala ye yedir bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyerektir bir gönül ziyareti. Bir gönlü ziyaret etmek yüz defa Kabe Ümre Haccı'ndan daha sana kazançlıdır. Bak ne dedi az önce konuştuk. Yüz tane külliyeye bedeldir bir insana kazanmak. Yüz evet. külliyeye bedeldir. Külliye yaptın. Çok önemli. Orada hizmet olacak. Bak, orada hizmet olacak. Çok önemli. Ama insan olmazsa taş duvar. Ya yani oradaki mana bu. Orada eğer insan yoksa insan ve orada dini bir eğitim insana verilmiyorsa kulluğu Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak olan görevleri öğretilmiyorsa bomboş bir bina hiçbir şeye yaramaz. Şerefül mekan bilmekin demişler. Bu varsa kıymetli. O zaman abi sen biraz ülkeni de düşün. Burayı da düşün. Buradaki insana yetiş. Talebeler var, garipler var, okuyamayanlar var. Üç talebe okut, beş talebe okut. Bu dini bilgiler dünyaya yayılsın da. Ben burada Peygamber Efendimiz'i anlatıyorum abi. Oraya gider, selfie çeker oraya giden adam. Ben görüyorum bazılarını, selfie çekmeye gidiyor. Göstermeye gidiyor çoğu. Ya bırak orada selfini. Orada sen Peygamber Efendimiz'e aşkla, şevkle, ibadetini yap. O şeyde de değil. Giderken ne kimseden helalle kaldı, ne kimseye bir şey yaptı. Kabe adabı ne, edebi ne, orada nasıl davranacak onları da anlat. Bazen çok uzakta olursun, oraya çok yakın olursun. Kabe'nin örtüsünü öpersin, Kabe'den çok uzaksın. Bunu ne kadar biliyor insanlar? Kabe'nin örtüsünü öpen adam bazen Kabe'den çok uzaktır. Kabe'den on bin kilometre uzaktaki insanın öyle bir gönlü yanar, Kabe'nin içindedir abi o. Bunu verebilmek önemli olan. Allah razı olsun hocam. Amin. Şimdi tabii insan yetiştirmekten vesaireden söz etmişken, bu, bu <laughs> arada sevgili izleyiciler sorularınızı sorabilirsiniz. Biz bugün Soru cevap yapacağız inşallah. İkinci bölümde bolca e, soru e, soracağız hocamıza. İzmir Konak'ta bir okulda e, din kültürü dersinde e, öğretmene gösterilen bir hakaret var orada. Yani gençler işte böyle garip garip hareketler yapıyorlar, dans ediyorlar güya. E, bu da çok konuşuluyor şu anda. Twitter'ın gündemi haber sitelerine falan da düşmüş insan yetiştirmekten bahsettik ya. Evet. Biz nerede, nasıl bir hata yapıyoruz da bu gençler öğretmenlerine, hocalarına bu edepsizliği, bu hayasızlığı gerçekleştirebiliyor. Enteresan. Mustafa Bey ne gösteriyorsun ki onlara? Yani iki yaşından beri televizyonlarda gösterdiğin işte Evet. şeylerde sosyal medyada tiktoklarda izledikleri başka kanallarda sosyal mecralarda izledikleri yüzde %90 bu tip hadiseler şimdi bir zaman geçen e, bir yere gitmişler o ne bir film vardı eğitimle ilgili Hababam sınıfı mıydı? Hmm. Hababam evet. sınıfı Hababam sınıfının e, şeyleri aktörleri evet. herhalde hayatta kalanları bir yere gitmişler bazıları ya ah babam sınıfını özledik her yere gitmeleri lazım falan filan diye böyle bazı tweetler okudum ben sözler okudum şimdikiler onları aratıyor ama bozan Hababam sınıfıydı <laughs> dikkat et adı belli Hababam <laughs> sınıfı okula gelmedi ipten kazıktan kurtulmuş adamlar <laughs> orada Hababam sınıfı ders yok çalışma yok şey var mı orada bol bol kopya çekme var mı hocayı dinleme yok Hocayla dalga var mıydı? Vardı. Hocayı dinlememe var mıydı? Vardı. Kopya çekmek var mıydı? Vardı. Sınıftan kaçmak var mıydı? Vardı. Her türlü okula yakışmayacak hareket Hababam sınıfında vardı. En sonunda işte bazen bir güzel hadise, bir önemli şey. Aa, bir anda gözlerden yaş getiriyor falan. Ondan sonra tamam. Mahmut Hoca çıkıyor konuşuyor bir şeyler. Ama sen kardeşim bütün ins, millete o Hababam sınıfını özellikle getirdin, izlettirdin. Türk okul edebinin, adabının, ahlakının, disiplininin yıkıldığı dönemdir Hababam sınıfı. Bunu hiç kimse böyle bakmadı, güldürü diye baktı. Ama onun içinde bir mesaj vardı, o yıkıyordu. Disiplini, eğitimi, edebi, ahlakı, hocayla dalga geçmeleri, her türlü. <laughs> Sonunda başka bir noktaya kadar gelir dayanır işte bu. Ona bile rahmet okursun ama asıl şeyi odur. Yıkım başlangıcı odur. Hep babam sınıfı. Her senede gösterilmedi mi televizyonlarda? Tabii. Orada, ötede, beride, diğer yerde ya talebe okumaz oldu çünkü babam sınıfında okuyan yoktu. Evet. Hepsi dalgasındaydı, eğlencesindeydi. Ne nerede hata yaptık dediğin zaman çok yerde hata yapıyoruz. Hala eğitici, öğretici, güzel yayınlar var mı? Yok adam diyor ki, hayatta bu var diyor. Öyle bir film çekiyor, lütfü durduruyor, şey artıyor. Efendim diyor, hayatta bu var. Ya kardeşim suyu misal misal olmaz. Hayatta bu var diye en kötü, en ahlaksız bir uygulamayı, bir yanlışı televizyonlarda bir millete gösteremezsin gösteremezsin. En yanlış, en ahlaksız bir edepsizliği. Sen bütün televizyonlarda bir dizi çekemezsin. E bu da bir gerçeğimiz, Bu var. Tamam olabilir. Ama onu sen var diye bütün bir millete göstermek zorunda mısın? Gösterilir mi o? Gösterilmez. Gösterilmez. Su yi misal misal misali olmaz. olmaz. Kötü güzel. bir misali vermezsin yanlış bir misali. İnsanlara işte güldürmek için, başka bir şey için değişik ondan bahsetmezsin. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama bizde bu var mı? Yok. Bizde önceliği yok. Üç bölüm, beş bölüm Mustafa Bey sonra vay ailemi yıkıyor, edebimi yıkıyor, çoluğumu çocuğumu mahvediyor. Bu dizi kötü. İyi de abi ben beş bölüm bunu izlemek zorunda mıyım ya? Türk milleti. Bunun hiç mi ön uygulaması yok, bakımı yok o zaman? O zaman önceden göster, göndersinler. Rütük'te bunları inceleyecek bir heyet olsun. Vay efendim Mustafa Bey şikayet etti durduralım. Etmese ne olacak? Evet. Etmeyince normal mi oluyor? Ahlaksız şeyler. Sonra vay efendim bu okulda niye oluyor? Abi iyi de sen bahçeye bakmadın. Bahçeye tohumu serptin, doğru serptin mi serptin. Bir aktardın mı aktardın. Gittin. Ne suladın, ne bakım yaptın, ne şunu yaptın, ne bunu yaptın. İniyorsun. E bu otlar nereden çıktı? Bu ısırganlar nereden oldu? Bu börtübecek nereden geldi? Sonra bunları irdelemeye başlıyorsun. Eyle kardeşim bunun bir bakımı var, bunun bir hazırlığı var, bunun yetişmesi var. Bunun çeşit çeşit ihtiyaçları var. Saldım çayra, mevlam kayra. Böyle bir şey var mı? Milli Eğitim. Şimdi bazen bakıyorum. Ya günlerce sosyal medyada öneme koyuyorlar. Vay efendim işte bilmem neresine kadar açık hoca, işte sınıfta talebelerin önünde, neredeyse çırılçıplak denecek bir şekilde ders veriyor. Günlerce bu hoca konuşuluyor. Evet. O şekilde derse girmek var mı ya? Evet. Hocanın bir örnekliği yok mu? Bu şekilde mi talebenin önünde duracak? Bu şekilde mi hareket edecek? Böyle mi bir hocanın... Şurada talebenin nasıl giyileceği ile ilgili yerine göre bir şey var benim bildiğim. E hocalar nasıl girecek? Hocalar böyle mi gözükecek? Bir hoca sınıfa girip sigara mı içecek talebenin huzuruna karşı? Her istediğini herkes yapsın o zaman yani. Böyle bir usul mü var? Yok. Zaten eğitim, disiplin olmadan eğitim olmaz, olmaz. ki yani. Olmaz. Şu. E bunlar öğrenci mi değil mi başka bir şey mi? Din dersine giriyorsun. Vallahi bazen disiplin şart yani. Hani askeri bir hoca girerdi ben anlardım onu. Bazen ya işte e, o milli güvenlik dersi olurdu. Hı hı. Dikkat çekerdi sınıfa. Sınıf hoca içeri girer selam durur. Ya milli güvenlik dersinin usulüne uygun bir duruş şekli. Yani ayrı bir disiplin asker dersi diyorsun yerine göre. Bir... din dersi Mustafa Bey yani din dersi neticede. Beden dersi değil, beden eğitimi değil. Müzik dersi değil, din dersi. Her dersin de bir adabı olur. Her işin bir adabı olur yani. Edebi olur. Şimdi ne dersi koyduk? Demek ki çok da fazla ne olacak bilmiyorum. Adabı muaşeret. Edep bitti. Memlekette edep kalmadı. Biz adabı muaşeret koyduk. Geçen sordum vatandaşlık dersi duruyor mu? Talebeler hocam yok artık dediler. Herhalde bir konu olarak var vatandaşlık. Hmm. Bana göre bir numaralı ders. Vatandaş, iyi vatandaş olma. Kaliteli vatandaş. Çalmayacak, çırpmayacak, kul hakkına girmeyecek. Bir şeyde meslekte nasıl olacak? Yani sen adama 8 saat işe giriyorsun, işe e, önünde bilgisayar açıyorsun interneti, telefonundan WhatsApp'ı 4 saat gitti. Sonra da parayı az veriyor bu adam bana. Ya sen 8 saat internette mi zamanını geçirdin, işte mi geçirdin? WhatsApp'ta mı geçirdin, başka bir yerde mi geçirdin? Telefonda mı geçirdin? Efendim işimi yapıyorum yap. Yine düşün bir şeyler. Bir şeyler düşün, bir şeyler öğretmeyi düşün, geliştirmeyi düşün. Yani mutlaka o işle olsun. Ben bakıyorum insanların bilgisayarında oyun oynuyor abi. Oyun oynuyor görüyorum bazen. Bir yerlere gidiyorum. Ama bu adam o esnada işte bazen talebiye bunları anlatıyorum Mustafa Bey, talebiye bunları anlatıyorum. Talebeyle ilgilen, iki talebe çağır, iki talebeyle öğretmenler için konuş, yatma. Benim yanımda uzun süre kalmış bir arkadaş var. Hocam diyor ben anlamıyorum öğretmenler. Derse girmemek için çırpınıyor diyor. Geç girmek için çırpınıyor, şunun için çırpınıyor. Yani e şimdi uygun değil. Evet. Yani bir an önce hakikaten yeniden bir dizayn edilmesi lazım evet, evet, bu eğitim evet. sisteminin vesairesinin Her yoksa. Her şeyin abi ya. Yani, yani. ceza-i müeyyide derler ya, yani o müeyyidelerin hakikaten tam manasıyla bir ceza alması Ceza karşılık demekmiş ya zaten yani evet. tam karşılığında mesela biri hakaret etti değil mi? Ya bu hakaretinin sonunda... Buna karşılık ne olması lazım? Mesela ceza dediğimiz şey bu. Okuldan üç gün uzaklaştırılması lazım. Niye? Düzeni bozdu. İşte diğer öğrencilerin dersi öğrenebilme e, düzenini bozdu filan. Ha olmadı mı? Gönder okuldan gitsin ya. Yani herkes okuyacak Aynen. diye bir şey yok ki. O da Aynen. çalkalansın. Çalkalana çalkalana yolunu bulsun. Yani... Boğaz, şimdi bu lisedeki çocuklar için öyle söylüyoruz da Boğaziçi Üniversitesi için farklı mı diyoruz? Yok. Yok. Onun için de aynı şeyi Aa, söylüyoruz. Adam rektör tayin ediyor. Cumhurbaşkanı evet. sınıfa girmiyor. Yani. Hepsi tavır koyuyor. Hocalar tavır koyuyor. Evet. Dikildi hocalar. Ne o? Sen ders vermekle yükümlüsün ya. Hı. Sen sırık mısın? Bahçede. Yani. Bahçede sırık gibi e derse girmiyorsun. Nasıl bir şey bu? Cumhurbaşkanının yetkisi yoksa onu anlarım. Yetkisinde mi? Yetkisinde. Sen nasıl itiraz edersin? Hayır, bizim üniversitemizden değil. E, mecbur muydu? Mahkum muydu? Senin yani. üniversitenden olmaya. Mahkum mu? Mecbur mu? Bir de bunu yapanlar azınlık ya genele bakıldığı tabii, tabii. zaman. Şimdi orada 3-5 kişi yapıyor, huzuru bozuyor. Durduk yere bir siyasetin konusu oluyor. E oradaki talebeler ya okuyacak yani. Niye içine çekmeye çalışıyorsun ki bu işlerin yani? <laughs> Çocuk orada iyi bir mühendis olmak için gece gündüz çalışıyor belki. Çok idealist bir çocuk evet. belki bir genç. <laughs> Öbürü çok iyi bir edebiyatçı olmak için çabalıyor. Biri çok iyi bir doktor olmak için dişini sıkıyor, durmadan gayret gösteriyor. Belki güç bela okula gelebiliyor cebinde 3-5 kuruş harçlığıyla. Sen Aynen. niye bunu terörize ediyorsun? Ya bu terörize etmektir evet, hocam. Evet evet kesinlikle. Eğitim Tabii. hayatını terörize etmektir yani. Dolayısıyla biri bozgunculuk çıkarıyorsa terörize ediyorsa gönder gitsin ya ne, nerede yapıyor sanki yani. siyaset mi yapmak istiyorsun daha bak orada bir sürü parti var onları beğenmediysen kendin mevzuatlar şu aç koy bir tane tabelada kuru partini ne halt diyorsan ye Aynen. bu eğitim kurumu bunun yeri değil i̇ki bunu futbolcu, bir türlü öğretemedik iki yani futbolcu oynamayınca hemen kenara alıyorlar kıza evet. değil mi evet. en küçük bir disiplinsizlikte Hemen kadro dışı bırakıyorlar evet. kendilerini. Niye? Disiplin. Futbol çok önemli çünkü. Tabii. Futbol yani. önemli. Yani. Eğitim. <laughs> Kim ne yapsın eğitimi <laughs> evet, değil mi? Yani. Böyle mi bakacağız yani hadiselere? Peki. Allah sonumuza hayreylesin eylesin diyelim. Ee, Bundan sonuna... sonra geliyoruz Mustafa Bey. Avrupa'da beşe gel. Yani. Türkiye'de hakem bilmem ne kavga, dövüş. E, Avrupa'da beş yiyorsun. Niye? Disiplinin o kadar. Evet. Çalışman o kadar. Evet en basit takımdan. Senin onda birin bütçesi var. Onda biri bütçesi var. Para almıyor. Aldığı paraların yarısını vergi veriyor. Yarısını vergi veriyor. E biz de yatmaya geliyorlar. Evet. Yabancılar da öyle. Yatmaya geliyor. Dünya gol kralı. Fener'de topa vuramıyor. Ne anladım ben? Nasıl çalışıyor? Evet. Araya gidiyoruz. Dönüşte buradayız inşallah. Selamlar Eküm yeniden birlikteyiz efendim. Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de Tarih ve İnsan devam ediyor. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Hocam ikinci bölümün başında biliyorsunuz artık mutat olduğu üzere sevgili izleyicilerimizden gelen fotoğrafları yayınlıyoruz tamam. biliyorsunuz. Bu hafta yine arkadaşlarımız güzel bir klip hazırlamışlar. Onu izleyelim. Buyursunlar efendim. Çok güzel. Gerçekten ee, yine biraz da fotoğrafları da böyle büyük büyük gördük. Evet çok hoşuma gitti. Güzel oldu bu haftaki, hakikaten böyle. Evet. Bundan sonra böyle olacak inşallah tamam, hocam. Tamam çok güzel. Gören var göremeyen var dedik yani. Aynen. <laughs> Eskisi küçüktü birazcık daha. Şimdi biraz daha büyüttük efendim. Siz evet. de e, tarih ve insanı nasıl izliyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Fotoğraflayıp bize gönderirseniz eğer haftaya... Yine yayınlayacağımız klipte sizin de fotoğrafınız olabilir bunun da duyurusunu yapmış olalım Whatsapp numaramız ekrana geliyor o numaraya gönderebilirsiniz çektiğiniz fotoğrafları Şimdi hocam sorularla başlayalım geçen hafta Denizli'den Ahmet Türk Beyefendi bir soru sormuştu Siz de bunu daha sonra konuşalım haftaya konuşalım demiştiniz bu manastırda yaşanan bir olaydan dolayı Sivas'ta Halim'i idam ettiren Abdülhamid'i hocam anlatabilir mi demişti. Bu hadise nedir? Nasıl cereyan etti? Siz nasıl anlatırsınız? Buyurun. Şimdi bu hadiseyi son zamanlarda çok duyuyorum son birkaç yıldır. Çok işliyorlar. Yani Abdülhamid Han'ın büyük bir ezikliği, işte herhangi bir şey yapamaması, Dış, dış dünyada etkisinin olmamayışı gibi çeşitli e, sebeplerle bunu kullanıyorlar. Hı hı. Bilhassa da e, Türkçü insanların çok kullandığını hani Türkçü derken de biraz böyle ırkçı e, insanlar evet. var veya işte e, ittihat terakkici onları öven insanlar var. Bunlar Abdülhamid Han'a e, böyle zebun göstermek, işte etkisiz göstermek için anlattıkları bir hadise. Şimdi hani 33 senede 33 sene içerisinde böyle hadiseler hani e, hani 33 senede bir hadise olmuş. Fazla etkisi olmaz ama ya öyle bir anlatıyorlar ki sanki o 33 sene hepsi böyle geçmiş. Evet. Bunun gibi falan. Biraz bu da anlaşılıyor. Açıkçası nedir bu olay? Bu olay asıl olarak nedir? gerçekte nedir? Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü bak bize de bunu daha önce de geçti. Çok yazıyorlar. Demek ki bu arkadaşlar da bir şekilde bir yerde bunu fazlaca görüşüyorlar veya Abdülhamit Han'ın adı geçtiğinde hemen gündeme bu düşüyor. Şimdi Mustafa Bey tarihi hadise sadece o gün orada bir olayın vuku bulmasıyla gerçekleşmiş bir şey değildir. O tarihi hadisenin Biraz ön tarafları vardır, sebepleri vardır. Mesela Abdülhamit Han'ın ilk 10 senesindeki siyasetini hatta belki sonuna kadar siyasetini en önemli e, Abdülhamid Han'ı etkileyen olay 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Hı hı. 93 Harbi dediğimiz o Rus Savaşı'nı iyice bilmeyen bir adam Abdülhamit Han dönemini anlayamaz. Evet. Bak bu savaşı Abdülhamid Han istemedi. Abdülhamid Han bu savaş bizim aleyhimize olur dedi. Bu savaşa girmek istemedi. Darbeciler Abdülhamid Han'ı bu savaşa soktular. Ve şunu unutmasın insanlar. Bu savaşın sonunda hikayeden çıkan, lüzumsuz, boş yere zorla itilen devlet... ...bu savaş daha 6 ay doldurmadan... Ruslar Yeşilköy'e geldiler kardeşim. Yeşilköy'e. Demek ki öngörmüş Abdülhamit Han Öngörüyor bunu. Onu yani. Ötede Kars'ı bu Erzurum'a geldiler. Doğu'da Erzurum'a geldiler. Batı'da Yeşilköy'e geldiler. Ya bugün senin havalanın var orada. Evet. Her tarafı geçip oraya. Evet her tarafa aldılar mı? Yok şehirler ama oraya geldiler. İstanbul düşecek. Böyle bir nokta. Büyük Bulgaristan İmparatorluğu kuruldu. Balkanlar elinden çıktı gibi. Evet. Bir İstanbul kalacak elinde neredeyse Rumeli'de. Böyle bir durumda Abdülhamit Han ne yaptı? Bir takım tavizler vermek zorunda kaldı. Ee, i̇şte ayas anlaşmasıyla bunları kabul etti durdurabilmek için Rusları. Sonradan Batı dünyasını işin içine çekip Berlin Anlaşması'na olayı çevirdi. Ve Büyük Bulgaristan'ı bir defa orada lav etti. Rusları doğuda geri çekilmesini sağladı. Batıda geri çekilmesini sağladı. Ve Osmanlı'yı yeniden hayatiyet kazandıracak o büyük atılımları. Savaşın Osmanlı'ya ne verdiği ortaya çıktı. Şimdi Berlin anlaşmasıyla sen Makedonya'da, Selanik'te, işte bir takım yerlerde ıslahatlar sözünü verdin. Evet. Bazı ıslahat sözünü verdin. Şimdi Ruslar, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu devamlı bu ıslahatların yapılması için çırpınıyor. Abdülhamid'i zora sokmak istiyor. Hani sözünü tutmadın, bak sen anlaşmayı imzaladın, sözü tutmuyorsun. Abdülhamid Han, Berlin Anlaşması'nda verdiği sözleri de tutmuyor. Bunu hiç kimse görmüyor Mustafa Bey. Evet. Anlaşmada orada işte Ermenilere, bir takım insanlara, şey, Yunanlılara, içerideki Bulgar çetecilere, Bulgarlara, Sırplara bir sürü ıslahatlar sözünü vermişsin. Ama bunlar da devlet için sıkıntı. Bunu yaptığı halde Abdülhamit Han bunları hep öteliyor. Bunu mesela görmüyorlar verdiği halde. Peki bunun yanında devamlı Avusturya, Macaristan, Rusya büyük devletler içeriği kaşıyor. Bulgar komitacıları, Sırp komitacıları devamlı bunlar kargaşa çıkartıyor. Devamlı hadiseler sebebiyet veriyorlar. Osmanlı'yı zebun gösterip büyük devletleri içeri çekmek. Hmm. Onları çekmek, bağımsızlıklarını elde etmek. Ve Abdülhamit Han işi bu noktaya da getirmiyor. Böyle bir noktanın gelmesini de istemiyor. Peki sıkıntıya düştüğünde bazen Bulgar çetecileri büyük hadiseler çıkartıyorlar. Bunların hepsi 1903 yılında oluyor. Bakın 1877-78 14 sene bunu bekletti Abdülhamit Han. Ve adamlar 10 sene sonra artık ortalığı velveliye veriyorlar. Abdülhamit Han iş böyle olunca yerine göre darbeyi de indiriyor. Mesela bir harekatta bin tane Bulgar komitacıyı öldürüyor. Ve Avrupalıları ha ne yapıyor oraya girmemek üzere mecbur kalıyor en sonunda buna vuruyor yani son noktaya geldiğinde. Mesela en önemli kullandığı Arnavutlar, Müslüman Arnavutlar. İttihatçılar bu Arnavutları, Arnavutları yanlış politikalarla mahvedecekler ve elimizden çıkmasına sebep olacak. Abdülhamit Han'ın orada en zinde kullandığı güçtü. Arnavutluk. Bu konuda ya yüzlerce arşiv belgesi var Mustafa Bey. Bu ay. Şimdi tabi bazı gelişmeler de var verdiğin tavizler de var yerine göre. Mesela konsolosluklar açıyor. Ama bu konsoloslar Rusya zaten savaş açmak istiyor sana. Avusturya Macaristan oraya girmek istiyor. Dolayısıyla bu konsoloslar hadiseler çıkartmaya çalışıyorlar. Şamatacı her birisi hı hı. normal değil. Bir şey çıksın diye saldırıyor. Hani şimdi bazı PKK'lı şeyler var. Polise hakaret eder, bir daha hakaret eder, ötekine hakaret eder. Yıllardır bunu görmez miyiz? Evet. Yıllardır vekillerde görmez miyiz? Evet. Polislere neler yaptılar? Tokat atanı da gördük. Evet. Çekti vurdu mu? Yapmadı. Mustafa Bey şimdi bir de yabancı düşün. Yani Rusya'yı hedef alıyorsun. Avusturya, Macaristan oraya şeye gidecek. Padişah bunlara karşı ve Osmanlı devlet adamları yatıştırmaya çalışıyor. Konsoloslar niye selam vermedin? Selamı niye vermedin? Adamın üstüne yürüyor, hakaret ediyor. Bu nevi hadiseler var. Bunlar geçiştiriliyor. Ama mesela konsolos Şervina öldürülüyor. Bir Arnavut askeri onun şeyine o sırada da Arnavutların çok artık böyle galeyana geldikleri bir dönem Asker çıkartıyor, vuruyor konsolosu. Konsolos, tabii büyük olaylar çıkacak. İdama mahkum ediliyor vuran kişi. Hı hı. Rusya devreye giriyor. Bakıyor ki Rusya, orada Arnavutlar bütünüyle Rus düşmanı kesilecek. Diyor ki ne olur öldürmeyi. Rica ediyorlar bak. Peki idam cezası verildi mi? Verildi. Ama Rusya öldürülmesin diye özel ricalarda bulunuyor. E Sen de öldürülen kim? Rus zaten. Konsolosu. Rus konsolos. O istemeyince değil mi? Yani e, ailesine şey ödenir. Evet. E, diyet. diyet ödenir. Ve o öldürülmez. Bunu bu idamı kaldırıyor mesela. Peki daha sonra bir de Manastır Rus konsolosu var. Alexander. Bu adam da öyle. Tam şamatacı bitip Ötekine yapıyor. Berikine yapıyor. Bir şey yapıyor. Sonra yanında bir gün, yine Ağustos 1903 yılı, yine bir askere bu arabada e, selam vermedi diye iniyor aşağı. Çok şey var, yani ona niye vermediğini sordu, ne söylediğini anlamayan asker onu vurdu. Veya işte ona bir e, sert davrandı, eliyle vurmak istedi, asker vurdu. Tabanca çekti diyenler var. Bu çok zayıf bir ihtimal. Pek olmayan, çok da kale alınan bir şey değil. Asker kendisini vurdu. Ama en önemlisi hakaret etti, vurdu şeklinde. Hı hı. Şimdi burada da yine bu Manastır Konsolosu'nun öldürülmesi hadisesi. Çok büyük bir hadise. Yani neticede bir konsolos öldürülüyor. Yine bunun yargılanması olacak. Yine yargılanıyor. Han cezası neyse verilsin diyor. Bu yargılanıyor idam ama mahkum oluyor. Konsolosu öldürmüşsün ve sen askersin. Senin sabretmen lazım. Sen savaşta değilsin başka bir şey değilsin konsolossun. Bir hadisi olmuş konsolos üstüne yürümüş veya konsolos işte hakaret etmiş. Eğer böyle olsa her gün bir konsolosun öldürülmesi lazım. Böyle bir şey yok. E, i̇dam ediliyor. Ama ben burada başka bir nokta daha var insanların bilmediği. Silah sesini duyar duymaz Enver Paşa orada. Makedonya'da dağa çıkacak olan Enver orada. Acaba bu askeri veya askerleri bazı tahrik eden mi var? Bir zaman bir başbakan Rus uçağı düşürünce ben düşürttüm diye zıplıyordu. Evet. Neye sebep olur bu? Koskoca Rusya ile harbe sebep olur. Bazen bir kişi ölmesin derken yüz binlerce insan ölür, binlerce kilometre arazinde gider, devlet de zebun olur. Bazen bazı noktalarda feragat edersin. Ama burada sen ne bileyim işte sanki ben bunu izle dinlerken konsolos tokat attı, Abdülhamit'te vay o tokadı nasıl atarsın sen deyip idama çekti. Ya öldürdü adamı. Rusça donanmayı harekete geçirdi. Bir savaşa sebep olabilecek bir hadise bu. Senin büyük elçini vurdular bir yerde. Sen bunun peşine düşmeyecek misin? Ve o zaman da bunun cezası belli. Bunun cezası gayet net. Düsturlarda var ölüm. Bak birinci konsolos da idama mahkum edildi. Sen bunu tutuyorsun Padişah iyi vursunlar Konsolosu Padişah savaş mı yapsın yani? Yani yani yol olmasının önüne bir şekilde geçmek Geçecek. lazım artık Evet yani. Rusya o donarmayı idam edildi, anlaştı şey özür diledi, hı hı. kişiye idam cezası verildi. Bazı müsebbipleri oradaki insanlar böyle bir hadiseye yol açtığı için yerinden sürüldü. Ruslar da donanmayı geri çekmek durumunda kaldılar. Yani şimdi bazen biz de birisi söylerken savaşa girmek çok kolaydır. Sokullunun çok hoşuma gider. İran'la böyle bir savaş arzusunda olan devlet adamları var. Diyor ki bunlar savaşı çelik çomak oyunu zannediyor. Çelik çomak oyunu. Savaş oyuna benzemez. Üç tane şehit gelince bütün Türkiye yaz tutulsun diye bağırıyor. Üç şehit geliyor bak bugün. Evet. Üç şehit geliyor. Türkiye'de yüzde elli birileri aman efendim yaz bilmem ne falan filan Türkiye harekete geçiyor. Savaş çocuk oyuncağı mı ya? Çocuk çocuk işi mi? Sen bir adam orada düşüncesiz. O adam onu duracak silahına hakim olacak. Ölse bile belki çekmeyecek yani. Ona o anlatılır. Şimdi bir stadyumu düşün. Altmış bin kişi 50 bin kişi galeyana halinde orada polisin basit bir onları galeyana getirecek, getirecek evet. hareketi neye sebep olur? O polislere neler söylüyorlar değil mi nasıl davranması konusunda? Neler veriyorlar? Bunlar örnek hadiselerdir. Sen orada istediğin gibi hareket edemezsin. Ediyorsa o adam tahrik için. Bak Acaba tahrik mi var bunda? Provokatör mü bu adam? Bu adam şucu mu demiyor muyuz? <laughs> Bazen bunlar olmuyor mu? Orada ortada yüzlerce insan ölür senin bir hareketin yüzünden. Evet. Şimdi bunu basit bir şekilde ya bununla ilgili doktora tezi yapılır Mustafa Bey olayları incelediğinde öyle tek cümle. Vay efendim şunu dedi o da hemen öldürttü böyle bir hadise değil. Bunu 1877-78'den itibaren alıp getireceksin o devletlerin için içine nasıl girdiği, İngilizler nasıl tahrik ediyor bunu? Rusya neler istiyor? Çünkü Rusya geri atıldı. Rusya yeşil Kıya kadar gelmişti, öteye gelmişti. İngilizler, bay efendim Rusya şöyle yaptı, o ona bunu vurdu. Rus İngiliz arşivine bakarsan silah çekti, şunu yaptı. Hayır bizi tahrik ediyor. Oradaki bizimkilerde bu yok. Sırp arşivlerinde yazılarında bu yok. Yani öyle bir silah çekmesi yok ama İngiliz başka bir şey söylüyor. Niye Rusya ile Türkiye'nin arası açılsın? Başka bir şey olsun. Evet. Ya bu sadece Türkiye'deki arşivler olarak değil, genel değerlendirme yaptığımızda durum bu. Yani belki uzattık ama çok önemli bir hadiseydi. Ben bilhassa izleyicilerimize bunu hasreten anlatmak istedim. Onun için de bu haftaya evet. bıraktım. Geçen hafta soru gelmişti. Tarihi hadiseyi ele alırken biri sana bir şey yazıyorsa, bir hedef gösteriyorsa muhakkak çaprazını da okumak lazım. Aynen. Yani böyle her hadiseyi e, böyle ne der sadele, sağlamlaştırma e, şey yapman lazım. Kesinlikle. Yani, Kesinlikle. Doğru mu değil mi? Öbürü nasıl anlatıyor, o nasıl anlatıyor? İngiliz bu meseleyi nasıl anlatıyor? Peki onu anlatırken ki muradı ne olabilir? Bütün bunları sormak lazım ki e, hakikaten tuzağa düşmeden, hileye düşmeden e, anlayabilmek lazım yani. Allah razı olsun hocam. Devam edelim o zaman mesajlarla. Trabzon of'tan Necmettin Toraman Bey yazmış. Şah İsmail'i soruyor. O da bizlere nasıl biridir hocam? Allah razı olsun sizden e, demiş. E, Şah İsmail'in nasıl Şah İsmail biri olduğunu soruyor. Mustafa kısaca Bey, ama cevaplayalım hocam. Şah İsmail'i kısaca, kısaca cevaplamayalım. Şah İsmail'in kişiliğini de aynı bu hadise gibi hı. bizim e, uzun bir değerlendirme yapalım. Anladım. O zaman notumuzu alalım. Notumuzu alalım. Tamam. Çünkü çok kısa geçecek. Bu tipte çok da yaptık. Evet. Ama biraz geniş izleyicimiz biraz sabretsin. İnşallah ilk fırsatta onu da bir değerlendirme olarak yapalım. Çünkü çok önemli. Evet. Ee, güncel siyasetle ilgili de sorular geliyor. Bayram Sezer Denizliden yazmış. 13. Vefat yıl döneminde Profesör Doktor Tener Bakanı rahmetle anıyorum. Ahmet Hocam. Doktor Fatih Erbakan'ın yerel seçimlere tek başına girmesi konusunda ne söyler acaba demiş. E, ellerinizden öperim hocam diyor. Ben ittifakla girmesini beklerdim. Yani Cumhur İttifakı'yla desteklemesini beklerdim. Hatta ya açık söyleyeyim hiçbir şeyden de istemeden de desteğimiz sizinle derdim orada olsam. Yani bunlar Fatih Bey'i yüceltirdi. Gelecekte en önemli noktalara getirirdi. Bazen bazen e, bir takım şeylerden feragat gibi gözükür ama ileride çok elde edersin. Fakat bölünmelere sebep olup bazı şeylerin kaybedilmesine yol açarsan bu defada da ileride çok ten tenkit yersin. Yani bazı kararların neticesi yarın ortaya çıkar. Mesela burada e, Necmettin e, Fatih Erbakan'ın veya işte Yeniden Refah'ın bir takım çalışmaları AK Parti'ye kaybettirirse, CHP'ye yararsa yarın bunlar tarihte nasıl yazılacak? Neler olacak? Bunu düşünmek lazım. Ama yanında olup kazandırsaydı onun hanesine neler yazılacak? Nasıl değerlendirilecek? Bunları düşünmek lazım. Siyaset bazen zor e, zaman dedikleri e, yani, aldın, yani zor zamandan ne durumdaydın? Kimi destekledin? Buna bakılır yani değil mi? Yani tabii tabii. Şey. Yani bunların şeyi bugün kararı alırsın ama değerlendirmesi iki ay sonra yapılır 20 sene sürer. Evet. Mustafa Bey etkileriyle. Bunlar böyledir yani bu hadiseler. Böyledir. Hı -hı. Bunları daha ben dikkatli değerlendirilmesini isterdim. Mesela biz burada yaptık normal seçimde de bir ara bozuşmuşlardı. Hı -hı. Biz orada Binali Bey'i de tenkit ettik. O zaman Hı -hı. şeyi yürüten kişiydi. Hı -hı. Tenkit ettik ve birleşmeleri lazım dedik. O birleşme Fatih Bey'e e, meclisi açtı. Tabii. yüzde alabilir miydi soru işareti, büyük soru işareti. Evet. Bana göre çok zor, imkansız. O gün için yüzde yedi alamazdı. O gün o ittifakla oraya girdi. Öyleyse o ittifaka destek vermesi lazımdı. Şahsen e, yani tabii olaya partici gözüyle bakanlar bizi anlamayabilir ama benim düşüncem bu şekilde. <laughs> Çetin Aytekin Yalova'dan yazmış selamlarını, hürmetlerini sunuyor sizlere hocam. Sinoplu bir hemşehriniz olarak da gurur duyuyoruz demiş. Allah razı olsun. Ahmet hocamıza hürmet ederim demiş. Boya batlı hemşeris. Bu ne hocam ya bütün sinopa <laughs> haber mi verdiniz? Ne yaptınız hem de boya batlı <laughs> bak <Hayır>. bu seferki. <laughs> Sağ Nezih Bey, Nezih Yıldırım ee, demiş. E, ne olsunlar. diyor? Evet, yani özel bir sorusu var esasında bu konuyla ilgili. E, şimdi Gazze olayı başladı başlayalı diyor, bölgeye yardım gönderiyorum diyor e, devletimizin güzide e, kurumlarından Kızılay'la diyor. E, ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu diye şüphelerim var vesaire demiş ama yani Türkiye. Kızılay'ıyla. Tabii Kızılay işin şey içindeyse Tabii. yani ona Afadıyla. ulaşmıyor diye çok bakılmaz yani Kızılay işin içerisindeyse evet. Sürekli yardım ulaştırmaya doğru. çalışıyor. Gemiler gönderiliyor. Ee, bir yol bulunmaya çalışılıyor efendim. Yani birileri sosyal medyadan bu güzide kurumların hepsini karalamak baltalamak evet. istiyor. Onların dolmuşuna binmemek, binmemek lazım. lazım. Yani çok doğru. FETÖ her yerde bunu unutmayalım demiş efendim bir izleyicimiz e, bu bunu hangi konu için söyledi bilmiyorum Lale Gül'e selamlar demiş tek dinlediğim kanal hocam ellerinizden öperim tarihi de sayenizde öğrendim diyor e, göndermiş abi, efendim hocam. mesajını e, Hayırlı akşamlar hayırlı yayınlar hocam demiş selamlarını göndermiş. Osmanlı padişahlarımızın şiirlerinden örnekler okusanız da dinlesek, gönlümüz coşsa hocam demiş. Allah razı olsun diyor. <laughs> hocam zaten bolca beyit vesaire bolca okuyor. Bolca beyit okuyoruz değil yani mi? Allah razı, yani, razı olsun. Bir gün... Türkiye'de de hakikaten beyit e, okuyan e, zor bulunur yani değil doğru, mi? Doğru doğru. Allah razı olsun. Yani bu bir gün padişahlar inliklerinden... ve şair padişahlar diye de bir şey yapabiliriz ama madem izleyicimiz izledi, Fatih'ten bir beyit okuyalım. Verseler mülkü cihanın, tacı, tahtı devletin, avni kuyun terk etmez başına sultan olup. Bütün dünyanın tacını ve tahtını bana verseler, avni senin köyünü, senin yurdunu, senin evini terk etmez. Yani Cenab-ı Hakk'a öyle ifade ediyor. Allah razı olsun. Abi. Tabii e, giriş yani ilk bölümün sonuna doğru bir serzenişte bulunmuştum. Onunla ilgili destek mesajları gelmiş diğer izleyenlerimizden. <laughs> Zevkle izliyoruz. Siz dikkate almayın o tarz eleştirileri <laughs> diye. Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Eğitimimiz... Ya sağ olsun tabii arkadaşımız ne, ne anladı öteki de bilmiyoruz. Aslında hani bir şey vardır bazen şurada biz birinci bölümde de konuştuğumuz şeyler aslında eğitim mevzunu konuştuk. Evet hocam. Gazze mevzunu tabii. konuştuk. Gazze mevzunu. Yayıncılığın önemine yayıncılığın değindik. önemini ve faaliyetini Kurbetteki konuştuk. Gurbetteki kardeşlerimize Gurbetteki kardeşlerimize buradan konuştuk. selam gönderdik. Oradaki faaliyetleri konuştuk. Bunlar teşvik amaçlı e, hususiyetlerdir. Tabii. Bizim burada e, gündem diye konuştuğumuz hiçbir şeyde tarihten uzak hadiseler değildir. Değil tabii. Ana noktalardır. Yarın o arkadaşımız çoluğunu çocuğunu kaybettiğinde evet. anlar evet. önemli hususları. Burada bazen hep tarihe, eskiye kapılıp kalırsın. Eskiye kapılıp kalırsın. Yeniye yol göstermezsin. Orada kalırsın. Ziya Gökalp e, Yahya Kemal'e der ki, e, harabisin, harabati değilsin. Gözün madiz mazidedir, ati değilsin. Hep geride kaldın. Hı hı işte geleceğe bakamıyorsun. Yahya Kemal'de der ki ne harabi ne harabatiyim. Beyazıya Paşa. Gözü mazide olan atiyim. Evet. Şeyim geriden alırım ama geleceğe, gele, geleceğe evet. de bakarım. Evet. Öteyi de görürüm. Yani tarih e, dünüyle, bugünüyle, geleceğiyle tarihtir, gündemiyle tarihtir. Bazen gündemleri yorumlarsın. Seni binlerce insan dinliyor. Ondan Olayların künhüne vakıf olur. Tabii. Düşündüklerini söylersin. Tarihten güç alarak, tarihten e, aldığın tecrübelerle değerlendirirsin. <laughs> Mustafa Bey, ben bazen yorumculara bakıyorum. O kadar sığ ve basit kalıyorlar ki. Niye tarihi bilmiyor? Tarihi bilmiyor. Tabii. Çok sığ ve basit düşünüyor. Tek yönlü bakıyor, at gözlüğüyle bakıyor. Bunu daha tepeden bakma, daha geniş bakma, her yönüyle bakma... Başka bir şey. Yani bizim burada programımız sadece böyle geçmişe yönelik kalmış bir tarih değil. Arkadaş eğer öyle düşünüyorsa öyle bir program değil. Ben saygı duyarım. Yani teşekkür ederim. Ama burada şaka yapmıyoruz. Geyik muhabbeti yapmıyoruz evet. asla. Onu da ifade hocam. edeyim. Estağfurullah. Evet. Eğitimimiz koskoca bir sıfır demiş. Bu öğretmenin hakaret eden ee öğrenci kılıklılara tepki göstermiş izleyicimiz. Öğrencimi soytarımı belli değil bunlar diyor. O da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Hocam ee, selamlarını göndermiş efendim. Tabii başka konu yani hiç alakası olmayan şeyler de geliyor enteresan bir şekilde. Hiç konumuzla alakalı değil. Programımızla alakalı değil. O Ona meraklıdır. Ne bileyim aklına esiyor da evet, hani, başka bir şekilde mi gönderiyor anlamadım. Esenlerden Mehmet Kılıç e, göndermiş demiş. E, şimdiye kadar gelmiş geç gelmiş dünya üzerindeki süper güçler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu var. Memlükli İmparatorluğu var. Evet, Bunlar da süper güç dönemi. Bunlar da süper güç dönemi. Yani Avrupa ile savaş yaptı da Zebun mu oldular? Bir Baybars'ı kim yenebilirdi? Bir bar Baybars'ı Avrupa'da hangi güç ortadan kaldırabilirdi? Selahaddin Eyyubi'ye bütün bir Avrupa geldi. Bütün bir Avrupa geldi. Fransa İmparatoru, İngiliz İmparatoru, Alman İmparatoru üçü birden üzerine geldiler. Evet. Bir Kudüs'ü elinden alamadılar. Selahattin Eyyubi'nin. Şimdi Selahattin Eyyubi süper bir dünya gücü değil mi? Timur'u kim yenebilirdi? Kim evet. yenebilirdi yani? Evet Avrupa'da. Sizleri seviyoruz. Eğitim ve adalet bozulursa ülke bozulur. Göstermiş olduğunuz çabalarınızı takdir ediyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz demiş. Allah razı olsun. Çok sağ İsim olsun. de yazarsanız seviniriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz yazın efendim. Cemil Bulut Efendi mesela yazmış Ankara'dan keyifle izliyoruz demiş Allah hocamızdan razı olsun başımızdan eksik etmesin diyor. Ee, naçizane bir de tavsiyede bulunmak istiyorum. Geyiklerin mesajlarını okumayın demiş göndermiş oldu <laughs> mesajında. Ee, bir kardeşimiz şey yazmış dördüncü Murad'ın amacı neydi diye direkt böyle tek satır. <laughs> Yani hangi mevzuda ne amacı olduğuna bakılır ama yaptıklarından amacı anlaşılır. Bir devlet düzenini yeniden sağlamak. Zorbaları ortadan kaldırmak. Bozulmuş devlet düzenini yeniden sağlamak. Peki bunu sağlayınca neyin peşindeydi 4. Murat'an? İran'da ele düşmüş olan Bağdat'ın mutlaka fethi. Ve İran'la belki de bugün bile bozulmayan anlaşmayı 4. Murat sağladı. Yani... 4. Murad'ın Kasr-ı Şirin anlaşması ufak tefek ayrıntılarla bugüne kadar geldi. Çok önemli. İran'la mesela büyük bir başarı sağladı. Hı hı. Osmanlı'daki karışıklıklar yüzünden Avrupa'da Osmanlı'ya tabi olan ülkeler göndermiyordu e, işte haraçlarını. 4. Murad batıya doğru bir sefer düzenlemeye kalktığında bütün herkes anlaşmaları yeniledi. Bağlılıklarını arz etti. Haraçlarını gönderdi. Osmanlı o gün için bir süper güç, dünya gücü. Ama bu dünya gücü bir takım böyle e, hastalanmış, baş ağrımış, biraz yatakta yatmış diye bakalım Mustafa Bey. Hı hı. Birileri gözünü dikiyor hemen anında. Ne oldu? O ayaklandı İran'a korkunç, iki seferde korkunç Yavuz gibi bir pençe vurdu. Batı'ya döndü. Batı bir anda önünde eğildi, diz çöktü yeniden. Hemen elçileri geldi. Anında 3 yıllık araçlarını önüne koydular. 5 yıllık araçlarını önüne koydular göndermedi. İşte güç budur. 4. Murat'tan yine devletini o hayatiyeti ne yapmak? Sağlamak. Evet. Yani her devletin yapmak istediği de budur zaten. Arnavut kardeşlerimiz de mesaj göndermişler yürüyen kütüphane evliya çelebi mübarek hocam diyor Allah razı olsun <laughs> Allah razı hepinizden olsun hepsinden yani çok dostumuz da var Arnavutluk'ta Tiran'da geçen görüştüm hocam seni ilk fırsatta ya Ramazan'da ya Ramazan akabinde davet edeceğiz dediler Maşallah. Mustafa Bey Allah razı olsun hepsinden onlar İslam'a çok bağlıydı orada çok büyük yanlışlar yaptığı iddiat ve terakki tam bağlı insanlardı Mehmet Reşat hiçbir hükmü yok padişahlıkta ona zerre e, zerre e, inisiyatif vermedi iddiacılar Arnavutluk elden gideceği zaman padişahı Kosova'ya götürdüler Mustafa Bey Hı. 500 bin kişi toplandı padişahın gücü budur işte 500 bin kişi Allah Allah. yani 500 bin kişi İttihatçılar onun, bunların istifa, seni kim tanır ya? Hı hı. Bir yüzbaşı darbe yapacaksın, devleti ele geçireceksin de devlet yöneteceksin. Onlar, bunlar tarihi falan bilmeyen adamlar Mustafa Bey. Bunu hala ittihatçı gözlüğüyle meseleyi anlamaya çalışanlar, ittihatçıları adam zannedenler, tarihten falan bir haber. Bunlar tarihi falan anlamaz. Hala da anlamıyor. Bak Mehmet Reşat. Osmanlı'da en silik tahta çıkıp da en silik adam kimdir desen onu göstereceğim. 9 hı hı. sene kaldı yaklaşık. En silik hiçbir şey yok. Çünkü o darbeciler asla ona bir şey vermedi. Abdülhamid mezarını Fatih'in türbesine bile defnettiremedi. Bu kadar silik biri olmaz. Ama o adam Kosova'ya gidiyor. O kaybedilmekte olan... Ee, Arnavutlar 500 bin kişi orada padişahım çok yaşa diye toplanıyor sen bunu neyle yaparsın neyle yaparsın bunu evet. hangi güçle yaparsın hangi silahla yaparsın evet o selam sen... olsun Arnavut kardeşim eyvallah. Eyvallah. yolunuz açık olsun bizim evde hep Lale Gül TV izlenir rahmet hocamdan ve sizden Allah razı olsun demişler Allah razı olsun teşekkür ediyoruz ee, Necip Fazıl, e, Vahdettin vatan dostudur dediği için nutağa sözleri ters düştü için hapis yattı mı diye sormuş genç bir kardeşimiz Özkan Kayhan. Öyle Şanlurfa'da. öyle Necip Fazıl çok yattı maalesef. Evet. O zaman Vahdettin'e vatan dostu bile diyemiyordun yani. Vahdettin Han diyemiyordun. Abdülhamit Han'a Sultan Abdülhamit diyemiyordun. Korkuyordun bundan. Evet. Öyle dönemlerde. Kızıl Sultan diyeceksin, müstebit diyeceksin, istibdat diyeceksin. Öyle anacaksın. Vahdettin'e vatan haini diyeceksin. Evet. Şey, şey söylemişti ilk defa, vatan haini değildir diye. Bülent Ecevit. Hmm. Şapşallaştılar. Yani Bülent Ecevit dedi. Demirel de daha zamanı değil ya bu sözün falan. <gülüyor> 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 Mustafa Bey ne günler ya. Biraz Oy. daha zaman geçsin diyor yani. <laughs> Hocam haftada birkaç kere çıksanız ne güzel olur demiş. Tekirdağ'dan Musa Aytaç göndermiş. Musa kardeşimiz <laughs> herhalde hep bizi izlemek istiyor. <laughs> Mustafa Bey Allah razı olsun kendisinden sağ olsun. Evet. Yani bak Mustafa Bey de diyor ki hocam siz konuşun da muhabbet edin falan. Evet, Musa hayır. Bey de öyle diyor galiba. <laughs> sağ olsun. Kıymetli Ahmet Hocam demiş selamlarını göndermiş bir izleyenimiz Süleyman Karataş. Ee, kısacık bir sualim var. Cennet Mekanı Abdülhamit Han Hazretleri çarşafı şerifi zamanında yasakladı diyorlar. Sebebi hikmeti nedir demiş. Ya bir Bu defa yasaklaması, yasaklaması hiç yok. Öyle bir şey yok Abdülhamit Han'ın. Ama e, bazı insanlar, bazı yabancı ajanlar çarşaf kıyafetiyle gezip bazı yerlere giriyorlar. Yabancı ajanlar. Onun için bazen tedbir amaçlı olarak, ...bazı bir şey yapıyor yani Abdülhamid Han. Umumi bir yasak değil o da. Belli yerlerde, bazı yerlerde girip çıkılmalarda bunları dikkat ediyorlar. Sayma Karabulut demiş ki hocamızın güncel konulara değinmesi de çok önemli yeni nesiller için. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığınız için demiş. Tarihimizi hocamın kitaplarını da okuyarak, videolarını dinleyerek daha güzel anlıyoruz yürüyüş yaparken ben dinliyorum hocamı devamlı demiş Allah razı olsun Ahmet Bozbıyık e, selamlarını göndermiş e, Kırım hanı Murat Giray Osmanlı'ya ihanet etmiş midir e, diye sormuş galiba 2. Viyana'dakine soruyor 2. Maalesef, Viyana bozgunu Osmanlı'nın talihinin kötüye döndüğü en önemli olay olabilir evet, mi diyor maalesef ihanet etti gayet net yani kaynaklarda çok açıktır <laughs> İmamı dahi der ki işte hanım bu yapma önle şuna vuralım lehistanlılara vuralım bu dinedir bu ihanet padişah değil diye kendisini uyarıyor o da diyor ki ben de bilirim diyor bu bu şey davranışımız işte dinedir ama Osmanlı Tatarın kıymetini anlasın bizim kıymetimizi de anlasın. Osmanlı kıymetimizi bilmez. Anlasın bak. Basit bir şey. O senin kıymetini anlarken senin evlatların neler çektiler tarih boyunca. Bir benim kıymetimi anlasın derken ya Osmanlı senin kıymetini anlamadı mı? Sana hanlık verdi. Başka yok. Başka yok. Sen hansın. Senin elinden hanlığı alır. Orayı valilik yapardı Osmanlı. Valilik yapardı. Bu gücü yok muydu? Osmanlı hiçbir zaman Mustafa Bey bunu ben tarihte öyle kolay kolay hiçbir devletin de yapacağını da zannetmem Türk devletleri içinde. Osmanlı gerçekten başka bir başka bir anlayışı var. Yani mesela Barbaros Hayrettin Paşa geliyor kanuninin önüne sultanlığı Cezayir Sultanlığı'nı koyuyor. E kanuni onu alıyor. Cezayir Beylerbeyi yapıyor. Bütün donanmasını onun emrine veriyor. Kaptanı derya yapıyor. Adamın gücü bir iken bin oluyor. Evet. Barbaros Hayrettin Paşa kimi yenebilirdi? Kaç kişiyi yenebilirdi? 20 parça gemisiyle. Koskoca Avrupa'yı Prevze'de yok ediyor. Tahta yüzdüremeyecek hale getiriyorlar Avrupalıları. Osmanlı şunu alayım bunu alayım derdinde değil. Kırım bağlanıyor, Kırım'a hanlık veriyor. Hansın? Çok özel statülerin var. Ya neyi kırdı Osmanlı? Evet. İşte Osmanlı fethetti. İşgal etmedi hiçbir yeri. Yani fetih gerçek manada budur yani. Evet. Gönülleri yani. fethederek, açmak, açarak girmek. Yani bu yani. çok önemli bir şey. Gerçekten ya. çok önemli. İşgalle, zorla, yani. güçle, şunla bunla değil. O yüzden de gram korkusu yok, çekincesi yok. Çekincesi yok, yok. Samimi yani. samimi veriyor. Evet. Yani yeter ki dini mübini İslam'a kol kanat gerelim. Evet. Dini mübini İslamiyet yayılsın. Aslında az önce kardeşimiz hani gayesi ne? Osmanlı'nın bir gayesi var. İlahi kelimetullah. Bitti. Evet. Ehl-i sünnetin yayılması, ehl-i sünnetin yaşaması, ehl-i sünnetin korunması, ehl-i sünnetin duyulması. Dini mübini İslam ve o da ehl-i sünnet itikadı. Osmanlı'nın tek ideali, birinci ideali bu. Evet. Toprak almak değil, şan şeref değil, ünvan değil, makam değil. Yani bazen ben Selçuklu'da, Gazneli'de, Karahanlı'da, halifeden ünvan almak için çırpınır bazen sultanlar bana bir ünvan versin ben Osmanlı'nın kimseden ünvan istediğini görmedim o kadar da kendi ünvanlarını yani düşün Memlükler kullanıyor hakimül Harameyn-i şerifeyn Osmanlılar başını yere büküyor hadimül Harameyn-i şerifeyn diyor evet. kendine verir her türlü ünvanı gururlanma padişahım senden büyük Allah var kendine gel kibirlenme gururlanma Koca bir şey donanma giriyor. Cervede mahvetmiş düşman donanmasını. Ganimetleri saymanın imkanı yok. Kanuni gururlanma zamanı değildir diyor. Cenab-ı Hakk'a şükretme zamanı. Ya Osmanlı bambaşka. Osmanlı'yı anlamak lazım. Bu Osmanlı bizim kıymetimizi bilsin. Bildi. Kırım yok işte. Birliğin, Allah razı olsun. beraberliğin, samimiyetin, ihlasın ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız Mustafa Bey. Evet hocam. Gökhan Taşdemir Trabzon'dan selamlarını iletmiş. Artık programımızın sonuna geldiğimiz için sadece isimleri zikretmek tamam. istiyorum. Eskişehir Çifteler'den abone izleyicimizmiş Mustafa Orbay ve ailesi selamlarını gönderiyor. Sağ Erzurum'dan Muhammed Emin evet. Bey o kitabı almış, fotoğrafını da çekmiş. Sultan Alparslan kitabını, Orasan'dan Anadolu'ya Selçuklular bu otağa üç kitabı. Doğru. Evet. E, Tabi sorusu da var ama başka bir zaman inşallah e, soralım. Murat Yiğit yine selamlarını e, göndermiş. Bu Fatih Sultan Mehmet dizisi e, benim için ilk bölümde bitmiştir diyor. Allah Allah. İzleyin Niye hayırdır tabii. inşallah? Sebebi haremde erkek bulundurulması. Ve Fatih Sultan Mehmet'e gümüş akçelerinden gümüşleri azaltma teklifini kabul ettirilmesi. Benim ecdadın hiçbir zaman hırsız olmamıştır. Allah razı olsun demiş. Sizleri gönülden takip ediyorum diyor. Valla biz daha bakmadık ama bugün evet. müydü ki ilk bugün bölümü? Bugün diyebiliyoruz. Öyle mi? Evet. Hmm. Ne kadar çok tarih. Düzeyi bıraksınlar. Var. Evet Lale güle baksınlar. Çok güzel bir slogan <laughs> oldu hocam. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Muhteşem bir program feyz alıyoruz demiş gazeteci Zafer Dinçer beyefendi göndermiş mesajını. Maşallah sağ, olsun. sağ olsun. Allah razı olsun. Esenler'den Ünal Çakır Bey yine selamlarını göndermiş. Esenler'den izliyorum Mustafa Bey sizlerden de Allah razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. E, isimleri okuyacağız demiş. Esra Hanım Efendi yine selamlarını göndermiş. Yani. Bunlar uzun uzun mesajlar tabii. Çok güzel. Tabii ben de ricada bulunayım. Kısa mesaj gönderirseniz çok güzel olur. Mesela Karabük'ten Fatih kardeşimiz çok kısa sormuş ama vaktimiz yok, yok artık. Yok. Ee, Fatih kardeşim inşallah haftaya sorarsan o zaman cevaplandırmaya çalışsın hocam. Yani ben sormaya çalışayım en azından. Ee, teşekkür ediyoruz Lale Gül TV'ye. Bizi hocamızı tanımamıza vesile olduğu için demiş. Allah razı olsun, ee, Allah razı olsun efendim. Yine Gazze ile evet. ilgili tabii e, sorusu var. Hocam Gazze'de şu an kısa süreli bir ateşkesin İsrail'e yarayacağı söyleniyor ama halkın da dayanacak gücü kalmadı. Gazze'de geçici bir ateşkese nasıl bakıyor hocamız demişler e, mesajında. Epey çok mesaj var bugün. E, süremiz kalmamış ama hayır olsun inşallah. Yani Aynen. ateşkes e, olsun bir nefes alabilsin de şey evet. oradaki kardeşlerimiz nasıl olursa olsun artık yani bir nefes almaya ihtiyaçları var. Yani evet şu Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yani evet. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ama ben bütün izleyicilerimize ben şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Onlardan Allah razı olsun. Yani onlar bize güç veriyor, şevk veriyor, aşk veriyor. Onların izlemeleri, istifade ediyoruz demeleri, dua etmeleri bizim için en büyük, çok kıymetli. En büyük övünç, Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Bu birlikteliğimizi de daim eylesin Amin. Allah razı olsun. Hocam, Amin. sağ olun, var olun. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz teşekkür ediyoruz efendim. Tarih ve insanı noktalıyoruz bu haftalıkta. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle selamlar ilk. Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.